Merhaba, ben Güney Esentürk. Bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. 27 Şubat günü biliyorsunuz ki İdlib bölgesinde hava saldırısı sonucu 36 askerimiz şehit oldu. Kahraman şehitlerimize buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine de sabır diliyorum. Gazilerimize de Allah'tan acil şifa diliyorum. Umarım bu son şehittir, son şehitlerimizdir. Evet, sürekli bu tür olaylar yaşıyoruz. Umarım en sonu bu olur diyorum ve videomuza geçiyoruz. 8. bölümle sizlerle birlikteyiz. Son iki maçımızda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-0, Antalya Spor ise 3-0'la geçtik. Dördüncü sıradayız. 14 puanımız var. Ligde 4 takım şu an iddialı bir şekilde devam ediyor. 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldık. Mağlubiyetimiz yok. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzon aynı puanda. Bu haftada 9 puanlı Başakşehir'le oynayacağız. Sonrasında Paris Saint-Germain'le ise Şampiyonlar Ligi maçımıza çıkacağız. Evet, Başakşehir maçına bu 11 ile çıkacağız. Biliyorsunuz ki Zarakko'yu almıştık. Zarakko da şu anda maalesef sakatlığı var. O yüzden oynatamıyoruz. Daha yeni iyileşti. Şöyle gösterelim. Sakat. Büyük ihtimal bu maçta oynatmamak çok daha mantıklı ve akılcıdır. Kalede Muslera ile başlayacağız. Şener, Luyendama, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Sosa, Almada, Onyekuru, Radamel Falcao 11 ile çıkacağız. Şener'i oynatmamızın sebebi de maalesef Mariano'nun da sakatlanmış olmasıdır. O da bizi bayağı üzdü. Ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde çıkacağız. Evet, başlayalım bakalım. Şener Özbayraklı'yı burada uyarıyor. Çünkü daha önce hiç maç oynatmamıştık. Hazırlık maçları hariç. O yüzden burada biraz maç kondisyonunun eksik olduğunu söylüyor. Evet, maça başladık. Umarım kazanan taraf biz oluruz. Şöyle direktiflerden yine ileri çıkın yapalım. Evet, ilk tehlikeli atak bizden geldi. Bu maçtan galip ayrılırsak bizim için avantaj olacak. Çünkü Başakşehir'de ligin en iyi oyun oynayan takımlarından, en iyi futbol oynayan takımlarından bizim için de çok daha iyi olacaktır. Umarım bu maçı kayıpsız atlatırız. Şu anda zaten fena oynamıyoruz ama yine golü henüz bulamadık. Evet, Şener bizi yoracak gibi. Evet. Yemeyelim, bravo. Onyekuru'nun da hani kondisyon seviyesini düşüş var. Yani bu çıkartamayabilir 90 dakikayı. 70'e kadar idare etsin bizi. 70'ten sonra zaten bir müdahale ederiz. Bu arada penaltı. Evet, Falcao kullanacak. Ve Galatasaray dakika 24'te ilk golü Falcao'nun penaltısından atmış olduğu golle öne geçiyor. Evet, devam edelim. Şimdi pozitiften dengeliği alıp biraz sakinleştirelim oyuncularımızı. Şu an bizde en iyi oynayan oyuncu Almada. Bir de bizim en büyük avantajımızın kalede Muslera olması. Evet, ikidir kurtarıyor bizi. Başakşehir bayağı geliyor. Şöyle dengeliden tekrar pozitif futbola deyip bir ileri çıkartmamız gerekiyor. Evet, ilk yarıyı bitirdik. 9 şut atmışız, 6'sı kaleyi bulmuş. %44 de toplu oynamada gerideyiz. %56'da ise Başakşehir 6 tane şut atmış, 5 tanesi kaleye bulmuş.
Şimdi aslına bakarsanız oynadığım oyundan çok fazla memnun değilim. Şöyle bir hırslı diyelim ve devam edeyim. Şimdi oyuncu da değiştirmeyeceğim. 60'a kadar bir sabredeceğim. Oyun şekillensin biraz daha. Yorulan oyuncularımızın performansına göre de değerlendireceğiz oyuncu değişikliklerimizi. Gerekirse taktik de değiştirebiliriz. Skora göre, oyuna göre. Evet, iyi orta. İyiydi be. Evet, iyi geliyoruz. Övelim. Çünkü iyi bir atak organizasyonlarıyla geliyoruz. Bu şekilde devam edersek, evet, bir oyuncu sakatlandı. Kaysara sakatlandı, onlar da yerine göremedim. Bravo. Çık şimdi. Çık şimdi. Çık şimdi. Çabuk, hızlı. Evet. Yani burada aslına bakarsanız bir hızlı oyuncu olursa, evet, bir kırmızı kart bekliyorum ama vermedi. Onyekuru, evet. Kondisyonu düştü. Onun yerine bir oyuncu bakalım. Fazla oynatmayalım. Yani Adem Büyü alacağız yerine. Dar alanda oynasın. Topu ayağında tutsun. Çok şut çeksin. Ve dikine pas atsın ki ceza sahası içerisinde Falcao ile buluşturalım. Sert olsun bir de. Evet, devam edelim. Oynatalım. Robinho çıktı. Elia girdi. Evet, Şener kısmında bir sıkıntı yaşıyoruz. Zaten bekliyorduk ama 6 hafta gibi, 4 veya 6 hafta, yani 1 ay gibi bir süre Mariano yok. İdare etmek zorundayız ve Paris Saint-Germain'le oynayacağız. Biraz sıkıntı yaşayacağız gibi geliyor o maçta bana. Ve çok iyi bir pas. Bravo Muslera. Şöyle yapalım. Şimdi Almada'nın yerine Donk'u alalım. Ve Donk'u burada defansif oyun kurucuyla beraber bir daha dur destek yapalım. Sonrasında burada hücuma çıkmasın. Pres yapsın. Daha sıkı markaj yapsın. Müdahaleler de sert olsun. Belirli bir oyuncu daha çok Visca sağda ama yine sağa doğru gitsin. Kısa pas yapsın. Ve daha koşu, toplu koşuyu azaltalım. İleri doğru vursun. Şimdi devam edelim. Özbayraklı'nın yerine alabileceğimiz oyuncu şu an gördüğüm kadarıyla yok. Lündama da yorulmuş. Evet. Yani yedeklerde sıkıntılarımız var. En azından Falcao yerine Andone'yi alıp forvette gelecek. Yani en azından Falcao yorulmuştur. En azından Andone biraz daha diri olacaktır. Ah be. Pozitif futboldan çok değiştirdiğimiz zaman, dengeli aldığımız zaman çok atak yiyoruz. O yüzden değiştirmek de istemedim. Konsantre olun diyelim. Ana, hoca bitti ya. Yeter, bitti hoca, bitir. Bitir. Ne oldu? Penaltı mı verdi? Oh, evet. Falcao'nun penaltıdan atmış olduğu golle Başakşehir'i 1-0 yendik. Evet, oynadığımız oyun beni çok fazla mutlu etmedi ama en azından galip gelmek bizim için önemliydi bu maçta. Ve hırslı aferin diyelim. Evet, devam edelim. Evet, Başakşehir maçını bitirdik. Maçta
Şunu fark ettim. Ben kaydı bitirdim maçtan sonra. Sesin olmadığını fark ettim. Kusura bakmayın o yüzden. Bu maçta tekrar kontrol edeceğim sesin. Ondan sonra kayda başlayacağım. Onyekuru Paris Saint-Germain maçını kaçıracak gibi duruyor. 3 ile 7 gün dönebilir ama büyük ihtimal dönmeyecektir. Paris Saint-Germain maçında Onyekuru'dan eksik oynayacağız. Zaten Mariano yoktu. 3 tane ciddi sakatlığımız var. Bu da bizim elimizi kolumuzu bağlamış durumda. Evet, devam edelim. Ben araları geçiyorum arkadaşlar. Çok ciddi bir şey olmadığını söylüyorum. Sadece maçlarda her seferinde bunu söylüyorum. Sadece maçlarda sizlerle birlikte olmak istiyorum. Çünkü yani, videonun fazla uzun olmasını istemiyorum. 3 maç 3 maç bu şekilde devam edip daha kısa videolar elde etmek istiyorum. Evet, genç oyuncularımızdan Süleyman Nuş diz çapraz bağlarında sakatlık yaşamış. 8 veya 9 ay bir sakatlık. Bu Süleyman Nuş'un tam bu dönemde bakın yukarı doğru giden bir profil varken çok kötü etkileyecektir. Maalesef yapacak bir şey yok. Evet, Fenerbahçe Beşiktaş maçı var şu anda. Bu bizim için önemli maç. Umarım berabere biter. Beşiktaş yendi. Şu an Beşiktaş 18 puanla birinci, 17 puanla arkadan biz geliyoruz. Trabzon henüz maçını oynamamış. Fenerbahçe de 15 puanla üçüncü. Trabzon da maçını oynasın. Bakalım nasıl bir puan durumu karşılayacak bizi. Trabzonspor Alanyaspor'la oynuyor. Alanyaspor da ligin en zayıf takımı şu an gördüğünüz üzere 18. Bakalım nasıl bir skor olacak. 2-0 Abdülkadir Ömür'le Cilerme'nin atmış olduğu gollerle 2-0 Trabzon galip bitirdi. Şu an 18-18 puanla Beşiktaş ve Trabzon 1 ve 2. Biz de 17 puanla hemen arkalarındayız. 15 puanla da Fenerbahçe bizi takip ediyor. Evet, Paris Saint-Germain maçının ilk 11'i bu şekilde. Muslera kalede, Şener, Luyendama, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Sosa, Almada, Jimmy Durmaz ve Radamel Falcao. Yani Mariano'nun zaten sakatlığı var. Onyekuru'nun sakatlığı var. Sekidika'yı kaydetmemiştik. Zarakko'nun sakatlığı var. Şu an ciddi derecede sıkıntı yaşıyoruz kadromuzda. Evet. Jimmy Durmaz kondisyonu eksik diyor. Maalesef. Onu da tam 90 dakika boyunca oynatamayabiliriz. Evet, Paris Saint-Germain maçına başladık. Ben hücum oynatacağım Ali Sami Yen stadında. Tabii biraz bizim için zor olacak bu maç. Çok eksiğimiz var ve karşıda rakip çok güçlü. Gerçekten bu maçta beraberlik bizim için kendi evimizde de olsa bizim için çok iyi bir sonuç olacaktır. Realist yaklaşmak gerekiyor. Pozitif futboldan yürekli oynayalım diyelim. Pozitif futbolda kalmamız bence çok daha iyi. Çünkü diğer tarafta dengeliği falan çektiğimiz zaman direkt rakip üzerimize geliyor. Bu da sıkıntı yaratıyor. Ve çok atak yediğimiz zaman da takım direkt moralmen çöküyor ve sürekli atak yemeye başlıyorsunuz. Şu aralarda bir tane kontradan bir tane sıkıştırabilirsek ileride top yaptırmıyoruz ama evet şu an derken çok tehlikeli geldiler gerçekten. Evet. Of. Aman. Aman. Almada'dan çok umutluyum arkadaşlar. Zarakko'dan da aynı şekilde. Zaman içerisinde çok iyi oturacak ama zamana ihtiyacımız var. Oo, Gana ekidir. Çok tehlikeli işler yapıyor. Yani 6 tane şut çekmişler. Kaleye bulan şutları yok. Biz hiç şut çekemedik. Evet, kötü geldiler yine. Arkadan gelen oyuncuları var. Dikkat edin. Bravo Muslera. Kaleyi ilk bulan şuttu galiba. Evet. 7 tane şut atmışlar. Toplu oynamada inanılmaz üstünler. Bakalım.
Yani şöyle yapsak. Yani şöyle bir oynamayı deneyeceğim açıkçası. Evet, bir deneyeceğim. Yani sağ kanada Zarakka'yı aldık. Aslında bizim için ilaç olacak bir futbolcuydu. Hızlı bir futbolcu ama sakatlık bizi bitirdi. Aman aman aman, şöyle bir taktiklerimize bakalım, kimler alabiliriz? Yorulan oyuncumuz var mı? Yani seri alırsak da bir Sosa'yı alalım biz. Sosa'yı alıp Rindon'u buraya koyarsak biraz daha orta sahamızı, en azından şu bölgede toplar bizde kalır. Düzenli yapalım. Şiddetli pres, daha sıkı markaj yapsın, topa sert olsun. Yok, buralara geçelim. Toplu koşuyu azaltalım ve devam edelim. Luyendama'ya da şöyle yapacağım. Luyendama'da belirli bir oyuncu da Cavani'yi alsın. Yok, geniş ön mevkisinden ayrılmasın. Çok pres yapsın, daha sıkı markaj yapsın. Sert olsun. Sert seviyoruz. Evet, devam edelim. Ya yaptığımız pas hatasına bakın ya. Bravo. Ya bu olmadı. Şener yine bizi yaktı. Şener yaktı yani. Şener yaktı maalesef. Senin yerine Andone'yi alıp forveti çiftleyelim. Sonra şöyle yapalım. Çalışkan forvet yapalım. Burayı da defansif oyun kurucu, defansif oyun kurucuyla değiştirelim. Son değiştirdiğimizde böyle yapalım. Bari berabere bitirelim yani. Yani Jimmy de yok. Yani çok eksiğimiz var. Çok etkiledi bizi ya. Onyekuru'nun olmayışı da bizi etkiledi. Hücumda hiçbir aksiyon yapamadık. Yani Şener kısmı zaten sıkıntılı. Yapacak bir şey yok. Yani hiç şut atamadık ya şu maçta. Bir tane şut yok ya. Bir tane şut yok ya. Şampiyonlar Ligi tabi zor.
Evet, ver salsan araya donk ya. Oho. Ve gol. İlk attığımız şut gol oldu. Bu da bizim hoşumuza gider. Evet, donk. Saracchi ile oynuyor. Saracchi ortayı yapıyor. Orada Almada vuruş ve gol. 1-1. Çok güzel. Oyun disiplinini bozmayalım. Evet, devam edelim. Yürekli oynayın arkadaşlar. Onlar saldıracak. Hadi. Ya Jimmy, ne yapıyorsun Jimmy ya? Allah kahretsin ya. Allah'ım Jimmy ya. Ya Allah kahretsin sizi ya. Gene Şener abi içinden geçiyor, hayalet ya. Yok böyle bir şey ya. Döndüremeyiz tekrar ya, mümkün değil. Abi adamlar madeni buldu, hep sağ kanattan geliyor yani. Adamlar madeni buldu, bakın hep sağ kanattan geliyor. Şener kısmından geliyorlar. Bitti ki maç. O dakikada yakaladık. Değil mi? Tut ya. Tut kendini biraz. Yani oyuncu değişiklik hakkımız da yoktu. Kötü oldu. Üzüldüm. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Aslında 2 şut atmışız. 22 şut yemişiz. Yani şu kadroya çok normal. Yani yapacağımız bir şey yok ama dakika 83'te Almada'nın golüyle yakalamışken o tutmalıydık o skoru. Yani yapacağımız bir şey yok. Evet, Paris Saint-Germain maçını bitirdik. İyi oynamadığımız bir maçtı. İyi oynadığımız demeyeyim de, iyi oynamadığımız bir maçtı. 2 şut attık maalesef Paris Saint-Germain'e karşı. Dakika 83'te durumu eşitledik ancak yine 87'de bir gol yedik. Yapacak bir şey yok. Evet, grubumuzu incelediğimiz zaman bizim 1 puanımız var. Paris Saint-Germain 2'de 2 gidiyor. Şimdi Benfica ile Borussia Dortmund oynayacak. Bakalım ona. Evet, Benfica Borussia Dortmund maçı da 2-1 bitti. Ankaragücü maçıyla tekrar moral depolamalıyız. Evet, Ankaragücü maçına bu şekilde çıkacağız. Borussia futbola çıkıyoruz. Muslera, Şener, Luyendama, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Sosa, Almada, Onyekuru iyileşti bu arada. Onyekuru oynayabiliyor. Radamel Falcao ile çıkıyoruz. Ama Onyekuru belki biraz sıkıntılı olabilir. Belki böyle 45'te falan çıkartabiliriz. Evet, ilk atak. Çok tehlikeli geldiler. Aman 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 aman. Daha 18 dakika, 20 dakika henüz bir böyle inanılmaz bir atraksiyon yok. Değişik. Evet, Saracchi. Evet, Seri.
Ya işte o Sosa kanat oynayamadığı için sıkıntı yaşayabiliyoruz maalesef. Yapacak bir şey yok. Oo, çok iyiydi be. Evet. İlk yarıyı 0-0 bitirdik. 5 şut atmışız. 3 tanesi kaleyi bulmuş. %50, %50. Evet, şöyle bir gösterdiğiniz futbol beni mutlu etmedi diyelim. Ve gol yemediğimiz için orta sahada istediğimiz pasları veremedik. Şöyle diyelim, hücumda da agresif, bitiriciliğinden memnun değilim dedim ve devam ediyoruz. Ve tekrardan bir ileri çıkın diyelim. Ah be. Çok hızlı geldi be. Sen neymişsin ya? Orjile bak. Aldı götürdü, golü yapacaktı neredeyse. Yani forvet kısmında fark ediyorsanız şut atmakta falan böyle çok ciddi sıkıntılar çekiyoruz. Pozisyon da veriyoruz. Buna çözüm bulmamız gerekiyor antrenmanlarla. Bu sakatlıklar da bizi çok etkiledi, yani bunu da söylemeliyim. Onyekuru'nun, evet, Onyekuru'nun performansından çok memnun değilim. Falcao da böyle hani leblebi gibi gol atan bir oyuncu değil şu anda. Ben forveti ikiliyorum şu anda. Almada'yı buraya alalım. Yani Galatasaray taraftarı da aslına bakarsanız Andone ile Radamel Falcao'yu çift forvet olarak görmek istiyor. Onu biz burada yaptık ama bakın, yani pozisyon bulamıyoruz. Böyle bir şey yok. Hücum ağırlıklı. Hadi Falcao ve gol. Tamam, hemen pozitif futbolu çekelim. İki maçta özellikle Başakşehir maçında Falcao'nun penaltıdan atmış olduğu, duran toptan atmış olduğu gol. Ya penaltı. Bir de burada frikikten atmış olduğumuz bir gol. Bu da kimi, Lemine'yi çıkartalım. Taylan'ı koyalım. Evet. Devam edelim. Bir sıfır, bir sıfır gidiyoruz. Aman 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 çocuklar. Bir bakalım neler yapabiliriz. Almada'nın yerine Yunus Akgün'ü alalım. Kanat forvet yapalım. Ve devam edelim. 5 dakika uzattı ve bitmek üzere maç. Derken aman aman. Evet. Bu maçı da Falcao'nun frikikten atmış olduğu golle kazandık. Yani İki maçtan da saymıyorum. Paris Saint-Germain maçını saymıyorum. Başakşehir maçında da Falcao penaltıdan atmıştı. Bu maçta da Falcao'nun frikikten atmış olduğu bir gol var. Duran toplardan kazanıyoruz golleri. Evet, bir videonun da sonuna geldik. 3 maçımızı yaptık. Bir sonraki programımıza bakalım. Şöyle bir bayağı bir ara var. O arayı geçeceğiz. Sivasspor'la karşılaşacağız.
Sonrasında Borussia Dortmund maçımızı oynayacağız. Ve Alanya Spor maçıyla tekrar bir videoyu sonlandırmış olacağız. 3-3 gidiyoruz. Sizleri de sıkmamak adına çok fazla uzun tutmuyorum videomu. Biliyorsunuz normal şartlarda futbol menajer çok daha uzun olması gerekiyor videoların çabuk bitirebilmek adına. Ama sezonda yavaş 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 eriterek bitirelim. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.